أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Enam suresindeyiz. Surenin 58. ayetindeyiz. Estaizu billah. Enam suresi 58. ayet. Bir önceki ders giriş yaptık ayete. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne onun tepkisiyle alakalı bir şeyi emrederek söyletmesi dikkatimizi çekti. Yani örneklersek babası oğluna diyor ki de ki işte benim şu kadar gücüm olsa sizin hepinizi zaten doyururdum yani neyse bir hüküm yani. Veya deseydin ya oğlum benim elimde para olsa hepinize harcardım diye. Oğlan diyebilir ki baba ama ben harcamazdım ki. Ama babasının kendisine söylettiği şeyi benimsiyorsa hakikaten öyle yapardıysa der. Yani burada her iki ihtimal var. Ama Allah Azze ve Celle dedirttiğinde dediği şey bizim tam tepkimiz de aynıdır. Çünkü biz gayet iyi biliyor. Resulüne dedirtiyor ki sen bu sıkışık süreçlerden geçtin, sıkıntılı süreçlerden geçtin. Senin elinde bunları yok etme imkanı olsaydı bunları çoktan yok ederdin. Nedenli bunaldığını, sıkıldığını iyi biliyor çünkü. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Onların söylediklerinden ötürü senin nedenli göğsünün daraldığını biz çok iyi biliyoruz. Resulullah nasıl sıkıntıya girdiğini, nasıl ağır süreçlerden, bunalımlardan, sıkıntılardan geçtiğini Cenab-ı Hak çok iyi biliyor. Onun elinde herhangi bir imkan olsaydı ne yapacağını Cenab-ı Hak söyletiyor. İyi ki Allah Azze ve Celle söylemiş. Böylece biz Resulullah'ın gerçekten hakikaten zorlandığını bilmiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle'nin tanıklığıyla. Tabi bu bizdeki Resulullah algısıyla çok örtüşmez biliyorsunuz. Çünkü bizde rahmet peygamberi diye anlatılan şeyde böyle tıpkı Hristiyanların yaptığı gibi onlar da işte sevgi elçisi diye tanımladılar. En sonunda o millet için yani en kötüler için bile ölmeyi göze alan İyiliğin bu denli hikmetsiz savunucusu. Yani hikmetten koptuğunuzda artık sizin iyilik savunucusu olmanızın da çok anlamı kalmıyor. Hani katilini seven cinsten. Ondan sonra bir yanağına vurunca diğer yanağını çevirip buna da vur diyen. Hani diyorlar ya iyiyi herkes sever. Hristiyanlarda bu çok şey. Kötüyü sevmek önemlidir. Yani git aşık ol istersen kötüye yani. Biz kötüden tiksiniyoruz. Kötü çünkü iyi değil. Yani iyilik ve kötülük hikmet bize Allah Azze ve Celle bir beyine nasip etmiş. Bunu ayırt ediyoruz. Bunu ayırt edebildiğimiz için Allah'a şükrederken beyefendi bunu ayırt edememeyi böyle bir aymazlığı yaymak için böyle ifadeler kullanıyor. Ve bunu Hazreti Mesih'in öğretisine yamamaya çalışıyor. Yani kötüyü seveceksin, iyiyi herkes sever. Dolayısıyla katiline aşık,
Ondan sonra kendisini gasp eden, hukukuna tecavüz eden, kimselere meftun birilerini oluşturmaya çalışıyor. Bunu kim yapar yapsa yapsa? Zalimin kendisi yapar herhalde. Ben onları azap edeyim, onlara her türlü hukuklarına tasallut edeyim. Onlar bana reaksiyon göstermesinler, sevsinler beni. Böylesi bir koyun sürüsü oluşturmak isteyen halka bunu herhalde dikte ederdi. Böyle bir inanca herhalde salık verildi. Halbuki Allah Azze ve Celle bize zulmü tanımayı, ayırt etmeyi nasip ettiği gibi ona tepki koymayı, hatta ona karşı öfke duymayı, gazaplanmayı bize salık verdi. Ve sertlikle ona karşı mücadele vermeyi, kendimizi savunmayı bize emretti. Sadece kendimizi değil, benzer durumdaki mağdurları, mazlumları da savunmayı emretti. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا. Ne oluyor size? Niçin Allah yolunda savaşmıyor musunuz? Niçin savaşmıyorsunuz? Orada zayıf, biçare insanlar, مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, kadın erkeklerden, kadınlardan, وَالْوِلْدَانِ, çocuklardan, لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً, herhangi bir çıkış noktaları yok. Onlar Allah'a yalvarıyorlar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. Rabbimiz bizi, halkı zalim bu yerden çıkar, bize bir çıkış nasip et diyor. Biz onları görüyoruz, mazlumlar. Bu öğretiye göre biz buradan onlara meftun olmalıyız. Ah İsrail demeliyiz mesela. Canım İsrail, ne güzel azap ediyorsun. Sabah akşam bomba yağdır. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yani temiz, bizim ayırt etme şeyimizin de bir anlamı kalmıyor ondan sonra. Güzeli, çirkini. Bunu al şeye, sanata taşı. Güzel resim herkes sever. Önemli olan çirkinini sevmekte. Güzel melodi herkes sever. Önemli olan çirkinini sevmek. Güzel koku herkes üzerine sürünür. Sen üzerine ne bileyim kötü kokular sürün mesela. Bunu böyle alıp her tarafa şablon gibi götürdüğünüzde aslında bu öğretinin sizin insanlığınızdan vazgeçmenizi istediği anlaşılacaktır. Halbuki Resulullah böyle tepki vermedi zalime. O da öfke duydu. Yeri geldi, beddua etti, öfkelendi, kızdı. Hatta ileri gitti. Cenab-ı Hak durdurdu. Ben de onlardan şu kadar insanın göğsünü yarıp işte şu eziyeti yapmadıkça, amcasının halini görünce, onun bedeni üzerinde işkence uygulandığını, ölüsü üzerinde işkence uygulandığını görünce dizüstü yemin ettiği söylenir. O da mukabilinde işte şu kadar adama benzerini yapacağını. Cenab-ı Hak nehyetti bundan. وَاِنَ عَقَبْتُمْ فَعَقِبُوا بِمِسْلِ مَا عَقِبْتُمْ بِهِ. En fazla misliyle muhakeme edebilirsiniz. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Sabrederseniz, sabredenler açısından bu daha hayırlıdır. Kimsenin bedenine, cüssesine, ölmüş şeyine böyle bir uygulama yapmaya gerek yok. Ancak zulme karşı Resulullah'ın tepki koyduğu, kendisi engellendiğinde, muhasara edildiğinde bunu aşmak için güç, kudret sağlamaya çalıştığı, kılıç kalkan hazırladığı, ordu yetiştirdiği, sonra defalarca mücadele ettiği bu kesimi alt ettiği, yendiği ve bu esenlik mesajını civardaki mazlumlara, mağdurlara ulaştırmak için girişimlerini sürdüğü, hiç zalimi sevdiği, zalimi baş tacı ettiği böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onun için diyor ki elinde güç olsaydı bu iş biterdi. Çoktan şimdi onların işini bitirmiş olurdu. Hani yine anlatılır bu Taif'le ilgili. Benim çok şu anda rivayet olarak değerini hatırlamadığım, fakat bildiğim kadarıyla öyle sağlamca da bir şey değil. Belki hadis dersinde hatırlatırsanız yoklayabiliriz yani. Nedenli bir rivayet, nasıl bir rivayet. İşte Taif'te Resulullah kovulunca çarıkları kan dalıncaya kadar tard edilince oradan çocuklara taşlatmışlar. Rivayet o ki böyle melekler geliyor. Diyorlar ki emrindeyiz. Cenab-ı Hak gönderdi.
işte Kubeys Dağı ile şu dağı biz birleştirelim. Arada bunları bitirelim yani. Ayetteki bahsedilen güç işte eline gelmiş oluyor. O onlar için iyi duada bulunduğu, işlerinden iyilerin çıkmasını ümit ettiği düşüncesiyle bunu kabul etmediğine dair bir anlatım. Halbuki bunu burada anlatılan durumla örtüştüremiyorum. Allah'ın Resulü adına Cenab-ı Hak diyor ki onların acele ettirdikleri şey bunun elinde olsaydı bu iş bitmişti şimdiye. لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِ Demek ki Resulullah'ın dayanımı, merhameti, direnci, katlanması Cenab-ı Hakk'ınki gibi değil. Allah Azze ve Celle süre doluncaya, vakit tanıdığı imtihan imkanları ve koşulları tükeninceye kadar Halim Cenab-ı Hak. En ağır şeyleri yapsalar bile evet diyor Cenab-ı Hak eğer hüküm olmasaydı, vakit olmasaydı bu iş biterdi şimdi dediği çok yer var. Mesela zatına oğul isnat edildiği yerde diyor Cenab-ı Hak. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ Yeryüzü üzerinde canlı bile kalmazdı. Her şeyi sonlandırırdım dediği yerler var. Ama hep böyle. Eğer hüküm olmasa, öncesinde Cenab-ı Hakk'ın adını koyduğu bir ecel, adını koyduğu bir süreç olmasa, bu yaptığınızda siz her şeyi bitirecek düzeyde yeri göğü yaracak, dağları patlatacak, göğü üzerinizi yıkacak cürümlere başvurdunuz. Ne yaptınız? Şunu bunu öldürdünüz değil. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدْ اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا Rahman'a veled isnat etmek, oğul isnat etmek. Böyle yerleri gökleri yıkacak düzeyde olumsuz radyasyon saçıyor. Buna rağmen Allah Azze ve Celle bir şey yapmıyor. Süreç tamamlanıncaya, vakit doluncaya dek. Ancak Resulullah adına konuştuğunda diyor ki onun elinde olsaydı iş çoktan bitmişti. لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ Ona söyletmiş. Peygamberlerde bir yetki var mı? Mesela Taif olayındaki gibi. Yani Allah helak etmek istiyor, peygamber bırakıyor. Böyle bir şey ben örneğini bilmiyorum. Yani zaten bu ayette bir önceki ayette مَا عِنْد۪ي مَا تَسْتَعَجِلُونَ Yani bende böyle bir şey yok diyor. Sizin acele ettirdiğiniz şey. Diğer peygamberlerde de toplumları biz habire acele ettirirken görüyoruz. مَتَا هَذَا الْوَعْدُ Ne zaman bu tehdit ettiğin şey başımıza gelecek? Bu ifade sıklıkla Kur'an'da onların dilinden de ifade ediliyor. Karşısında Resulleri öyle çırpan, ne bileyim, böyle bir ateş saçan, ondan sonra taşa çeviren, böyle olağanüstü güçlerle donatılmış görmüyoruz. Çaresizce Allah Azze ve Celle'ye dönüp yalvarıyorlar en fazla. Bunlardan Nuh Aleyhisselam mesela dönüp Cenab-ı Hakk'a o bütün çaresizliğiyle رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ Bizimle kavmimizin arasını ayır ya Rabbi. رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Rabbim yeryüzünde bir tane bile kafir bırakma. Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor. Kendi elinde öyle bir güç olsa onu kendisi icra ederdi. Allah Azze ve Celle duasını kabul ettiğinde de bir tane gemi yap diyor ona. Yani öyle milleti taşa çevireceği, ne bileyim böyle olağanüstü şeyler yapacağı, ateş fışkırtıp saçıp şey diyeceğini almış eline. Testereyi, çekici gemi inşa ediyor. Emir böyle. Emri yerine getiriyor. Allah Azze ve Celle neticeyi o halk edecek, o yapacak. Yani normal bir insanın yaptığı işleri yapıyor. O cezanın gerçekleşmesi için Allah Azze ve Celle'nin kendisine emrettiği gemiyi yapıyor. Hiçbirinde görmedik böyle, değil mi? Böyle eliyle böyle yaptığında işte taş kestiği, ondan sonra ne bileyim, şöyle kaş göz hareketiyle adamı sendelettiği, böyle şeyler bilmiyoruz. Ama şunları biliyoruz,
Allah Azze ve Celle diyor ki Hazreti İbrahim'i onlar ateşin içerisine attılar. Uktuluhu ev harrikuhu, öldürün, katledin veya yakın diyor onu. Fe encahullahu minennar. Allah onu ateşten kurtardı. Nasıl kurtarmış? Kulna ya naru, dedik ki ey ateş, kuni bardan ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e serinlik ol, İbrahim'e esenlik ol dedik. Allah Azze ve Celle yani bunu yapmış. Yoksa Hazreti İbrahim ateşe atılırken ateşe hükmetmiş. O böyle ateşe yakıcı olan doğasını şey yapmış değil. O normal bir atılan bir insan gibi atılmış içerisine. Cenab-ı Hak ateşe hükmedip yakıcılığını ortadan kaldırmış. Kim için? İbrahim için. Aleyhi afdalus salatu ve teslim. Evet. Hocam bir şey soracaktım da bu vahyin başlangıcıyla o dediğin rivayet belki şey değil, sahip değil, onun üzerine demiyorum da vahyin başlangıcıyla bu aşaması arasında belki fark olabilir. Yani burada anlaşılan bunlar yalanlar da iyice. Resulullah yani bütün ayetler geldi, beyine her şey geldi. Yani bu sürekli anladılar yani bunun Allah'tan hak olduğunu anladılar. Peygamberimizin de Allah'ın Resulü olduğunu anladılar. Şimdi damarlarına basıyorlar. Belki de ciddetleri dönem müminlere, belki ambargo uyguladıkları dönem, belki bir şeyse. Hani diyorlar ya, bak biz istediğimizi yapıyoruz, hala azap gelmiyor. Hadi getir diyorlar. Yani bu durumda belki bunlar yani artık azabı hak ettiğini Resulullah da şey yapmış olabilir. Yani olabilir. Yani ilk yalanlandığı zamanlardaki durumuyla bu bir sinir katsayısı gitgide bozuluyor. Ancak mutlak surette onlar için kötülük dilemeyen beddua mı? Asla yapmamış. Beddua yapamaz. O hep rahmet dilemiştir. Böyle şeyler vakaya aykırı. Ondan sonra bir öfkesi var, bir gazabı var. Bir yerde şey yapıyor. O Resulullah için uymadığı gibi bunu idealize edip Cenab-ı Hakk'a da yakıştıranlar var. Yani Allah Azze ve Celle öyle Kur'an'da anlatıldığı gibi azap eden, ondan sonra öfkelenen, ateşte öyle bir tanrı olamaz. O yaradan çok müşfik olmalı. Kıyamamalı kuluna. Adam diyor benim tanrım böyle bir tanrı. Yaratmış kendi kafasında öyle bir tanrıyı hayalinde. Şimdi dibine kadar ona karşı saygısızlık yapıyor. Tam da kendi istediği gibi. Şimdi sabah akşam ona küfrediyor. Canım benim diyor. Bir şey de diyemiyor ama yani evindeki kediden daha beter hale getirmiş onu. Ve onu öylece mükemmel sayıyor. Bunu bu hale getirdin. Şimdi sabah akşam dönüp kirletsen de, pisletsen de, üzerine her türlü hakareti şeyi yapsan da tepki veremez hale getirdin. Verirse senin anlayışına göre o mükemmelliğini kaybediyor. Öfkelenmemeli, şey yapmamalı. Ne olursa olsun. Hiçbir şeyi de yok. Yani sayısı, sınırı, limiti yok. Mutlak iyi olmak zorunda. Mutlak her halükarda iyi tepki vermek zorunda. Böylece o her halükarda aynı tepki verecekse benim iyi tepki verme zorunluluğum ortadan kalkıyor. Ve hepimiz ondan sonra artık rahatlıyoruz. Hiçbirimiz iyi olma zorunlu, yani Allah'ı böyle tanımlarsanız, adaleti ortadan kaldırırsanız, hikmet ortadan kalkar. Zulümle iyi arasında hiçbir fark kalmaz artık. Allah her halükarda kuluna iyi olacaksa, o zaman bizim iyi olma zorunluluğumuz yok. Kötü olabiliriz. Her türlü kötü oluruz biz de. Çünkü Allah bize yine iyi olmak zorunda. O zaman artık 2 kere 2'nin 26, 1 kere 0'ın 3500. Yani istediğin kadar saçmalayabilirsin. Çünkü hiçbir kilometre taşı kalmadı, hiçbir referans kalmadı iyi olmak adına. Allah da böyle olunca iyi mi? Bana sorarsanız artık o da iyi değil. Çünkü kötüyü tolere eden ve hatta kötüyü kışkırtan diyelim
ve hatta çoğaltan bu haliyle tabii o da bir kötünün parçası. Yani böyle bir öğretmen düşünün bunu. Kopyayı teşvik ediyor veya kopya çekene şey, sınavda herkes 100. Çalışan da 100, çalışmayan da 100. Ondan sonra böyle bir devlet yönetimi düşünün. İyi olan, kötü olan hiç ayırt etmiyor. Herkesi ödüllendiriyor. Kötülüğe hiçbir fren koymuyor. Fix bir tepkisi var, herkese iyi. Böyle bir yer cehenneme döner. Hiçbir şekilde yaşamak istemezsiniz orada. Hatta iyi olmanın kötü olduğu bir hale dönüşür. Böyle bir hayal ile, Tanrı'yı böyle bir hayal ile kendisi kodluyor. Ve sonra artık frenleri boşaltıyor. İstediği gibi yaşıyor. Onun zaten komut verme şeyi de yok. Yani şöyle yap, böyle yap. Dese de çok önemi yok çünkü. Siz gülüp geçiyorsunuz. Çok önemli değil öyle yap demesi. Yapmasanız da hiçbir şey değişmiyor. Böyle. Saftirik bir Tanrı anlayışı. Allah'ı böyle düşünmek bile insan için zül olmalı yani. Böyle birine saygı bile duymuyordur o kendi içerisinde. Çünkü artık ipini koparmış bir halde. Dönelim ayete. Halbuki Allah Azze ve Celle en ağır tehditlerde bulunan, en ağır azabı verebilecek olan, saygısızlığı sürdürürse kulu, onu çok korkunç azap edecek olandır. Ama Allah Azze ve Celle dönen olursa, vazgeçen olursa, pişman olursa, affeden, esirgeyen, günahları bağışlayandır. Saygıyla boyun eğerse, başvurur, bağışlanma dilerse, Cenab-ı Hak bu anlamda dibine kadar iyi. En ileri düzeyde günahlar işlemiş olanları bile kendisinden yana ümitsiz olmamaları hususunda ikaz ediyor. Bu olağanüstü bir şey. Ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Kendileri aleyhinde günahta israf düzeyinde abartılı günah işlemiş olanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ama bunlar, ey abartılı günah işlemiş olanlar, varın devam edin, hiç umurunuzda olmasın, ben sizi yine affedeceğim dedirtmek istiyorlar ona. Beni hiç takmasanız da, hiç umursamasanız da, dönüp hakaret de etseniz, en ağır şekilde hakkımda konuşsanız, baba, oğul, ana, evlat, torun isnat etseniz, hatta beni kötüye çıkarsanız, ağır ağır pis ifadeler hakkımda kullansanız, ben yine size kıyamam, alıp en güzel cennetlerime koyacağım sizi dedirtmek istiyorlar. Böyle bir ilah artık bence kul düzeyine çıkmış. İlah olan bizleriz ondan sonra. Eğer o öyle olsaydı, haşa lillahi. قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِي De ki benim yanımda olsa, مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ Sizin acele ettirdiğiniz, لَقُدِيَ الْاَمْرُ İş biterdi. بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ Benimle sizin aranızda iş biterdi. Dolayısıyla helak olmanızı sağlardım demek. Allah Azze ve Celle bunu Resulullah'ı iyi bilerek söylüyor. Sonra da diyor ki, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ Halbuki Allah zalimleri en iyi bilendir. Niye bu bende değilin cevabı aslında bu. Yani sizin acele ettirdiğiniz o azap etme yetkisi veya gücü niçin benim elimde değilin cevabı. Benim elimde olsa işi bitirirdim şimdiye. Ama ben zalimleri en iyi bilen ben miyim? Değilim. Allah Azze ve Celle zalimleri en iyi bildiği için bu gücün onda olması doğru olandır. O bu gücünü, vakti, zamanı, mühleti, ölçüsü gelen zalim için kullanır, onu helak eder, canını alır, katleder, yok eder, her neyse azabına çeker alır. Ama ben öyle bilemem. Ben aranızda birkaçı vardır, bugün için böyledir. Yan tarafa, önüne arkasına dayanıyordur. Henüz kendi tepkisini kararlaştırmamıştır. İçinde iyiliğe dair bölümler vardır Cenab-ı Hakk'ın yarınlarda çıkaracağı. Nitekim müşrikler öyle değil miydi? Yani Mekke müşriklerini düşünün. Önceki resimlere baktığınızda, Bedir'deki resime baktığınızda mesela, şu an dönüp Allah kendilerine rahmet etsin, Allah kendilerini esirgesin. Ne güzel savaştılar Uhud'da dediklerimiz var Bedir'deki resim içerisinde, küffar arasında kalan. Yine Bedir'deki resimde fetih sonrasında iman eden, Allah Azze ve Celle'ye canıyla, manıyla
bütün varlığıyla kendisini adayan çok iyi müminler çıktı. Hazreti Ömer gibi, onu da ilk zamanlarını düşünürseniz. İlk zamanlardaki o resimde, Hazreti Ömer'in de içinde olduğu bir resimde helak dileseydi veya helak işletseydiniz, siz bilmiyorsunuz ki o esnada hepsi size aynı gözüküyor. Ama Allah Azze ve Celle biliyor. Dolayısıyla وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ İçlerinde Allah hayır bildiklerini alır, aralarından çıkarır, koşulları olgunlaştırır, onların iyiliklerini dışa çıkarmalarına böyle pat diye bir an böyle artık tahammül edemez Hazreti Ömer'de olduğu gibi. Ama ben zalimleri çok iyi bilmiyorum. Allah daha iyi biliyor zalimleri. Bu hidayettekinin tam tersi. Hidayet niçin Resulullah'ın elinde değil? Çünkü o da iyileri en iyi bilen değil. İyileri de en iyi bilen Allah Azze ve Celle. Resulullah'ın elinde olsaydı o da bu kez sevdiklerine iyi diye sandıklarına hidayette bulunacak, hidayet olmalarını sağlayacak. Ama bunda isabet etmeyecekti. Pek çok kimse açısından belki yanılacaktı. Dolayısıyla bunları Allah Azze ve Celle Resulüne bırakmamış. Allah Azze ve Celle hidayete en layık olanları da en iyi bilen kendisidir. Dolayısıyla da o bu bilgisiyle hidayet eder. Buna el verir kimselere. Bunun için el verir adım atmış kimselere. Bunun için uygun niyette bulunan kimselere. Rabbimiz en iyi bilen o. Elbette biz de böyle olmuş olmasından memnunuz. Rabbimiz tam da buna layık olanlara hidayet ediyorsa, layık olmayanlar da hidayete uğramasın diyoruz. Vallahu a'lemu bizzalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Bu şey ayeti gibi, nehnu a'lemu billezinehum evla biha siliyya. Cehenneme sokulması en uygun olanları veya cehenneme sokulması gerekenleri en iyi bilen biziz diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi en iyi bilen sensin. Bunu da elinde tutuyorsun. Resullerine falan da böyle bir şey vermemişsin. Ne iyi etmişsin. Ya deseydi ki Resulümün sevdikleri hariç çıkışın içinden ondan sonra. Yani şu ayetin ucunda şöyle iki kelime bir ifade olsaydı. Resulümün sevdikleri hariç deseydi. Yani başından beri Kur'an okuyoruz, buraya geliyoruz. Böyle bir ifadeyle yani iki kelime bile bizi orada çökertirdi yani. Şu yaklaşımı sürdürebilir miydik? Başından beri bıçak gibi sürdürdüğümüz bir yaklaşım var. Akledip değerlendirdiklerimize evet diyeceğiz. Akledip değerlendirmediğimiz yerde sorumuzu ortaya koyacağız. Sorumuzu konuşacağız, soracağız, başkalarına soracağız. Bu meclis birbirimize soracağız, sonrakilere soracağız, öncekilere soracağız. Ama birbirimizin gözünün içerisine anlamadığımız, yerli yerince kavramadığımız, makul, hikmetli bulmadığımız şeyi bulmuş gibi yapıp kandırmayacağız birbirimizi. Böyle bir yaklaşımı sürdüremezdiniz yani. Bu ayetin ucunda böyle bir ifade olacak. Ancak Resulüm senin sevdiklerin hariç. Niye? Onun sevdikleri zalim olsalar bile niye hidayete uygun olsunlar ki? Derdik yani, doğal bir soru. Onun çocuğudur mesela. Amcasıdır mesela, atasıdır veya onlar onların tercihleri değil ki yakınında bulunmak. Allah Azze ve Celle onları akraba diye yarattı. Sonra da o da onları sevdi doğal akrabalık bağı dolayısıyla. Halbuki Kur'an bunun tam tersi örneklerle doludur ve bunu korkunç reddeder. Hazreti İbrahim'in mesela babaya düşkünlüğünü bize anlatır. Öyle ebeti ebeti babacım babacım dedirtir. Sonra da o denli babasına düşkün babacı evlat gelir hak ile batılın o ayrım dediğimiz o ayıran şeyinde o fay hattında beraatini ilan edip babasından bütünüyle ayrılmak zorunda kalır. Tam tersi örnekleri bize Cenab-ı Hak en yüksek en ileri düzeyde sevginin olduğu yerde hak ile batıl ayrımını önümüze kor ve İbrahim'i hak ile batıl ayrımında tüm o duygusallığından vazgeçip aklederek haktan yana tavır almasıyla bize örnek sunar Cenab-ı Hak. Aynı örneği varıp Nuh Aleyhisselam'da görürüz. Aynı örneği varıp Lut Aleyhisselam'ın eşi, Nuh Aleyhisselam'ın karısı, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu üzerinde ve nihayetinde Resulullah'ın amcası üzerinde görüyoruz. Değişen hiçbir şey yoktur.
Allah Azze ve Celle iyilerle kötüleri en iyi bilen odur. Biz kötülerden birine aşık olsak bile sonuç değişmez. Biz onu sevdik diye o iyiler arasına bizden ötürü bizim hatırımıza katılmaz. Hakkın hatırı her şeyin üstündedir. Hakkı da Allah Azze ve Celle temsil ediyor. Eğer ona göre konumlanmayacaksak o zaman söz bize mi düşüyor diye dönüp kendimize bakmamız lazım. Bize söz düşmüyor. Biz haktan yana tavır alırsak Allah hakkın katında itibar kazanıp kendimiz için iyi bir iş yapmış oluyoruz. Yok, hakka karşı bir tavır alırsak bu sefer de kendimiz için kötü bir iş yapmış oluyoruz. Hak bizi rahmetinden tart ediyor, azabına atıyor. Bu herkes için geçerli. Biz böyle yapmışken bir başkasını zoraki buraya taşıyamıyoruz. Çünkü herkesin o kendi iradesi kendi başına çok özel, çok dokunulmaz, çok saygın, muhafaza altında ve onu o kullanacak. Biz sevdik diye bir şey olmuyor. Evladımızda da olmuyor. Allah Azze ve Celle boşuna Resullerden bunu örnek göstermedi kendi evlatlarıyla ilgili falan. Bize örnek gösterdi ki biz artık bunun ümidi içinde olmayalım. Bizim evladımız da başlı başına Allah'ın yarattığı bir ferttir. Ve o kendi sınavında kendi tepkilerini, kendi cevaplarını kendisi işaretleyecektir. Biz elimizden geleni eğer eğitimi açısından ona veriyorsak sorumluluğumuzu yerine getirmişizdir. Allah katında sevap kazanırız. Ama o buna rağmen yolu tersine yürüyebilir. Vallahu a'lemu biz-zalimin. Allah demeli ki eğer oğlum zulümde inat edecekse, Allah'ın ilminde zalim olarak ortaya çıkıyor ise yapacak bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın ilmi, hikmeti ve hükmü işleyecektir. Ben buna karşı çıkamam. Ancak içim, gönlüm, sevgim o kadar çok istiyor ki o da iyilerden olsun. Önce bu iyiliği iyilerden olabilmeyi kendimiz için dilemeli. Sanki kendimiz zaten iyilerdenmişiz gibi yapmamalıyız tabii. İyilerden olabilmeyi Allah Azze ve Celle'den bizi böyle iyi kimselerden olabilmeyi muvaffak kılması için dua etmeli. Peşi sıra çocuklarımız için de, sevdiklerimiz için de. Ama bilmeliyiz ki onlarda da bu irade yok ise, bu istek yok ise, bunun için fedakarlık, gayret yok ise, Cenab-ı Hakk'ın ilminde, ölçüsünde bu iyilerden olma için gerek koşullar açısından karşılığını bulmuyor ise, evladımız da olsa değişen bir şey olmayacaktır. O apayrı bir kimse. Bizimle o doğuyla batı kadar uzağız. Velev ki nesepte dip dibe olalım, hiç fark etmiyor. Nesepte dip dibe de olsak, asıl konumlar hak ve batıla göre konumlanıyor. O Allah zalimleri en iyi bilendir de ve çık dedi Allah Azze ve Celle Resulüne. Dolayısıyla ben zalimleri çok iyi bilmiyorum. Elbette bir kanaatim var. Ama Allah'tır zalimleri en iyi bilen. Dolayısıyla da bu acele ettirdiklerinizi o yüzden benim elime vermedi. Sanki ayet içerisindeki durumun sebebini de veya bize açıklıyor. Niçin Resulullah'ın elinde çarpma çırpma yetkileri yok? Çünkü o gaybı bilmiyor. Kim zalimdir, kim iyidir, kim kötüdür bunu en iyi Allah bilir. O yüzden o yetkiler Allah Azze ve Celle'nin elinde. Dolayısıyla biz birilerine bu yetkileri verdiğimiz zaman onlar bu yetkileri en doğru şekilde kullanabilmeleri için mutlak olarak bilgiye de sahip olmaları lazım. Yoksa ne yaparlar? Kötü kullanırlar bu gücü. Dolayısıyla çaresi yok. Onu Allah noktasına kadar taşımak zorundasınız. O yüzden bakarsınız bu tür yetkileri tanıyanlar birilerine çarpma çırpma falan bilgi, mutlak bilgi, gayb bilgisi vesaire hepsiyle donatıyorlar. Çünkü onu o konuma yerleştirebilmek bunlarsız olmaz. O gücü vereceksin ama bilgisi yok. O zaman sinirle birine zulmeder. Ondan sonra ufacık bir meveddetle hiç olmayacak bir adama hidayete onu muvaffak kılar. Böyle yanına geldi diye mesela, gidip ziyaret etti diye, ne bileyim böyle iğreti şeylerle. Allah Azze ve Celle'nin ki öyle mi? İman etse bile diyor Cenab-ı Hak, biz onu sınamalardan geçirmeden olmaz bu iş diyor. Halbuki bir insan yüzüne gülerek, kendisine ufak bir gül takdim ederek, ceketini tutarak memnun edilebilir.
önünde, kapı önünde bekleyerek falan. Olur böyle şeyler. Küçük bir hediye hele. Çok iyi iş görür. Ama Allah Azze ve Celle öyle değil. İman ettim diyeni bile اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Fitnelere uğratmadıkça insanlar iman ettik diye böylece bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Cenab-ı Hakk'a ben seni seviyorum, senin yolundayım, seni önceliyorum, senin adına yaşamak için yola çıkıyorum diyene Cenab-ı Hak iyi gel bakalım, öyle benim adıma olmak kolay bir şey değil diye bu sefer çıkarıyor karşısına alternatifleri sevgi bakımından, mülk bakımından, şehvet bakımından. Biz de onlarda ya şimdi bunu çok sevdim ama diye bazen onu ikinci plana atıyoruz. Kocası diyor aç başını, açıyor. Veya hanımı diyor içiyor içkiyi, içiyor. Ondan kopamadığı için Cenab-ı Hak'tan kopmayı göze alıyor. Ya şimdi burada tam voleyi vuracağız, bu parayı kaçıramam. Ufak bir faiz işi var bu işte ama olsun. Sonra bir şey çaresini düşünürüz. Mülk üzerinden bu sınama karşısına gelebiliyor. Evlat üzerinden gelebiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ben seviyorum, seni seviyorum demenin uzun bir şeyi var. Test edildiği sıkıntılı süreçleri var. Ve biz ne yazık ki sürekli oralarda düşüyoruz. Kalkıyoruz da bilmiyorum da düşe kalka yani. Normalde başka bir sevgili olsaydı bizi çoktan şimdi terk etmişti. Allah'tan ki Allah diyeceğim. Şimdi Allah'tan ki Allah Azze ve Celle böyle değil. Buna rağmen biz ona hiç değmeyecek kimseler hatırına ona sırt dönmemize rağmen bize bunun sonuçlarını yaşatıp gördün mü şimdi deyip yine kendisine davet etti. Çoktan vazgeçerdi yani bir insanın tarzı bir şey olsaydı. Buradaki Resulullah örneğine karşılık geliyor. Çoktan biterdi yani yeter artık derdi. Hep önüne biraz para görünce hemen bizi unutuyorsun. Hemen bir başka kariyerli bir arkadaş çıkınca hemen bizi unutuyorsun. Yani biz hep öyle yapıyoruz veya çoğunlukla öyle yapıyoruz. En azından bu tür hataları çok sık tekrar ediyoruz. Cenab-ı Hak adına hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan dimdik durabilmek. Hani kusursuz olabilmek belki çok ideal de biz bazen çok ağır hatalar yapıyoruz. Eşimiz, çocuğumuz, mal, mülk, makam, kariyer, servet, devlet ve benzeri etkiler dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı çok kolay göz böyle kaşla göz arasında yok ediyoruz. Hemen başka koşulları, başka hesapları gündemimize alabiliyoruz. Allah bunları çok iyi biliyor. Ya'lemu kha'inetel a'yuni ve ma tuhfi's sudur. Gözlerin kaçamağını da göğüslerin sakladıklarını da çok iyi biliyor. Biz binlerce insan arasında kaçamak işler yapabiliriz gözlerle. Allah Azze ve Celle ama benden kaçmaz diyor. Hainetel ayun. Gözlerin ihanetini biliyor. Bakma dediği o bakışı biz yaptığımızda biliyor. Belki yüzlerce insan arasında bunu yapabiliriz. Ama herkes hiç kimse ruhu bile duymaz. Ama Allah Azze ve Celle'den kaçmaz. Hele içimizde sakladıklarımız. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Dolayısıyla ona karşı böyle transparan bir duruşla, yani tam ihlas anlamında söylüyorum. Ve onu mutlak surette öncelemeyi amaçlayarak bunun içinde gayret ve mesai ve mal, mülk harcayarak nihayetinde canım bile istese buna da varım diyerek yola koyulan kimseler yolun sonuna varıyor. Finişe ulaşıyor ve Cenab-ı Hak adına ona teslim olan bir İbrahim'e dönüşebiliyor. İbrahim'in yolundan gidebiliyor anlamında söylüyorum bunu. Yoksa dökülenler çok. Vallahu a'lemu biz-zalimin. Zalimleri en iyi bilen de Allah Azze ve Celle. Kim yolun sonunu görmeyi, varmaya layık, buna uygun, onu en iyi o bildiği için onları vardırıyor. Diğer zalimleri kendisi döküyor. Dökmek için özellikle koşullar oluşturuyor. Bazı derslerde biz bunu söylüyoruz. Özellikle koşullar oluşturuyor diyoruz.
Bu sefer kötü tanrı şeyine algısına kapılıyor. Ya işte benim içimde ona karşı ufak tefek bazı şeyler var, bunu ortaya çıkarmaya çalışıyormuş o. Ne yapsın? Şöyle bir olay olsa küçücük bir peynire bile beni satar diyeceği o olay kalsın mı öyle? Şu olsa beni satar. Cenab-ı Hak onu bildiği zaman o konuda seni uyarıyor. Beni buna da satma diye. Ama o, sen o niyetini, o düşünceni, o yaklaşımını sürdürürsen Cenab-ı Hakk'a karşı bunu ortaya çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Ve al işte bak beni buna satar mısın diye gösteriyor sana. Bir seferlik bir şey değil ki. 2-3 ömür boyu yaşıyoruz bunu. Ne zaman ki Rabbimi hiçbir şeye satmam çizgisinde durabiliyoruz o iç dünyamızda kendimizde çırılçıplak yüz yüzeyken. Ama yok, şu kadar olsa Cenab-ı Hakk'ı satarım. Şöyle şu kadar para olsa satarım herhalde. Şu kadar güzel hanımefendi olsa satarım. Şöyle kariyerli beyefendi olsa satarım. Şöyle bir iş çıksa satarım diye kendi iç dünyamızda görüyorsak kendimizin ne olduğunu, onları Cenab-ı Hak öylece bırakmaz orada. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ. İçlerinde, kalplerinde o hastalık bulunanlar, Allah Azze ve Celle o hastalığı ortaya çıkarmayacak mı sanıyorlar? E tüm bunları düşündüğünüzde Resulullah bunları nereden bilir? Adamın içinde sıkıntı var, Cenab-ı Hak onu yönetiyor, yürütüyor, karşısına çıkaracak. Yani bir planı var, onu özel olarak test ediyor. Allah Azze ve Celle bütün ilmiyle bunları yapar. Resulullah bilmiyor, bugün iyi, yarın savaş hükmü geldi, aha adam yan çizdi. Resulullah belki de şaşırdı bazılarına. Çünkü çok heyecanlıydı, ya Resulullah savaşalım diyordu falan. Resulullah'ın bakış açısı, Allah Allah ya, demek o da ha. Ama bunu Allah bildiği için onu o koşulla karşı karşıya getirdi. Ve al işte sen busun dedi ona. Ama Resulullah bilemezdi. Bilmedi de zaten ama bu deneyimlerle tanıdı. Ha, bunlar böyle yapıyorlar. Konuşma biçimleriyle ve te'rifennahum fi lahnil kavl yaklaşımlarıyla 1-2-3 derken onları ayırt etmeye başladı. Allah Azze ve Celle diyor ve te'rifennahum fi lahnil kavl. Ama yoksa gaybı bilerek, göğüslerini okuyarak, içlerini böyle oralara nüfuz ederek, hani kalbinden geçeni biliyor tarzı. Resulullah o düzeyde bir evliya olamamıştı henüz. Ve olmadı da yani hiçbir zaman. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiklerini bilir. Aramızda ayrı bir vahiy alan birisi olarak. Ondan gayrı bizde bizim gibi bir beşerdir. Zalimleri de en iyi bilmez. Muhtedileri de hidayeti de el verir kimlerdir bunu bilmez. Kimin içinde bir hayır var bunu Allah Azze ve Celle ne zaman ortaya çıkaracak bunları bilmez. Dolayısıyla da ne hidayet etmek hususunda öyle bakarak, dokunarak, elleyerek, kucağına alarak böyle şeyler sadır olmadı. Böyle bir iddiası da olmadı haddi zatında. Tersini de yapamadı Allah'ın elçisi hiçbir zaman. Çarpamadı, çırpamadı, taş kestiremedi. Böyle şeyler ondan hiç sadır olmadı. Dediğim gibi iddiası da ne ondan ne de kendisinden önceki Allah'ın nebilerinden, rasullerinden böyle bir şey sadır olmadı. Dolayısıyla mutlak surette hidayet etme, hidayete muvaffak kılma Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Çünkü buna el verirleri en iyi, bunun için uygun durumda olanları en iyi bilen olur. Bu ikisi zorunlu, mantıksal olarak zorunlu iki şey. Zalimleri de en iyi bilen Allah Azze ve Celle olduğu için çarpma yetkisi, gücü Resulullah'ın elinde değil. O yüzden bu ayetin sonu böyle bitiyor. Acele ettirdikleriniz bende değil, bende olsaydı bu iş çoktan biterdi aramızda. Halbuki zalimleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. O ne iyi etti de zalimleri iyi bildi, Resulullah'a bırakmadı, aralarından o iyi Ömerleri ve o iyi kimseleri vakti zamanı gelince ortaya çıkardı. En çok etkilendiğim sahnede o neydi adı şimdi? Hani Mekkeliler de Resulullah'ın vefatından sonra baş kaldıracak gibi oluyorlar. Mekkelilerin önüne çıkıp diyor ya, iman etmede en sona kaldınız, bari küfretmede en öne geçmeyin diye veciz ifadelerle Mekkelileri frenliyor. Kimdi o genç? Değil, yok.
Evet. Şeyde Udeybiye'deki şeyin babası. Oradaki tanıklardan biri. Süheyl bin Amr. Evet, Süheyl bin Amr. Yani Hazreti Ömer dişini şunun kırayım dediğinde, ki Bedir'de o da esirler arasındadır. Rivayet olunur ki Resulullah kırma demiş. Ve o işte yani mesela onun imandan sonraki hali, iman etmesi. Allah Azze ve Celle bir hayır bilmiş de yani, bekletmiş. Onu o süreçte helak etmemiş, Bedir'de helak etmemiş. Bedir'de helak ettikleri de var Cenab-ı Hakk'ın. Bunlar hep Allah'ın bilgisine göre işliyor. Biz kaldırıp soruyu tersten sorarsak, Bedir'de Ebu Cehil de helak olmasaydı Ebu Süfyan gibi Müslüman olur muydu? O zaman biz Allah Azze ve Celle zar atıyor gibi bakıyoruz meseleye olur. Yani tesadüfen Cenab-ı Hak yönetiyor sistemi. Orada düşüp ölen vakti gelip sınavı tamamlandığı için değil. İşte orada öldü, kalanlar içinde Ebu Süfyan kaldı, o da Müslüman oldu. Amr kaldı, Müslüman oldu. Bu bizim böyle baktığımızı ele verir ki, bu bizim Allah düşüncemizde problemli olduğumuzu gösterir. Ve sistemin tesadüflerle işlediğine dair bir bakış açımız olduğunu gösterir. Allah da bir biblo orada. Öyle o sadece skorlara bakıyor böyle. Süreci o yönetip insanları bilinçli olarak sınayan ve koşulları ayarlayıp bunu sınav için yürüten bir kudretten çok uzak. Denk geliyor ve biri bir kış darbesine gitti. Eyvah gitti diyor orada. Ya kalaydı belki bundan bir adam çıkardı diyor. Böyle ahbap çeken bir zavallı konumunda kalır Allah Azze ve Celle. Halbuki o ölen her kimsenin beyine üzere. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا. Hayat bulanında apaçık kanıtlar neticesinde hayat bulacak şekilde, helak olanında apaçık kanıtlarla hayat bulacak şekilde bir sıkı, inceden, çok detaylı, iyiyi asla zayi etmeyecek, kötüyü de asla fire verip iyilerin arasına kaçırmayacak bir ayarda sınıyor, götürüyor sınavını, sistemini. يَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.